Ay şimdi bittik. Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir ne oluyor lan? Hangi hedefe saldın, ıslığını çaldım? Allah'ım! Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? Abi yok ettim. Abi yok ettim her şeyi. Ay bir durun, kurban olayım. Dur. Oh. Şimdi öldük. Ne oluyor lan Güm, ne yapıyorsun? Takip etme. Üf. Oğlum rezillik çıktı ya. Yemin ediyorum bir rezillik çıktı ya. Eleanor sen ne yapıyorsun kızım? Eleanor. Eleanor ne yapıyorsun yavrum? Dur. Tüm bezi yerine oturtacağım şimdi. Gelin buraya. Gel. Eleanor gel yavrum. Gel. Alkış kızıma. Bug'a girdiniz öyle mi? Of Allah'ım of. Gelin buraya. Hepiniz hoş geldiniz babuşlar. Yine aksiyonlu güzel bir başlangıç yaptık diyebilirim. Yani aksiyonlu güzel bir başlangıçtan ziyade ben yine sıçtım. Sıvadım. Bunların hepsini tek tek ayarlayacağım. Her seferinde böyle oluyor. Hedefe saldır. Elizabeth ile Eleanor'u düzenledik. Şimdi grubun erkeklerini düzenleyelim. Samuel ve Jonathan'ı. Abi her seferinde böyle oluyor ya. Hepiniz hoş geldiniz babuşlar. Ark'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ve bu bölümde maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynı zamanda şu dinozorları düzenlerken ufak bir güncelleme de yapayım. Arkadaşlar uzun süredir göz doktoruna gitmiyordum ve hani gözlerimin daha fazla bozulmuş olmasından falan endişeleniyordum. Bugün gittim göz doktoruna ve çok şükür bir sıkıntı olmadığını söyledi bana doktorum. Onun için bayağı sevinçliyim, mutluyum. Gel bakalım Gonzales. Sıkıntılı olduğum tek nokta bu. Yani şu dinozorların tamamını tekrardan ayarlamak. Tam safariye yayıldık yahu. Bir şey değil, suyun oralarda tehlikeli yaratıklar da var. Onlardan da uzak durmak istiyorum. Dur Gonzales burada. Seni bir seveyim Gonzales. Sen herkese tecrübe ver bakayım. Şimdi Fahriye'yi alalım önce, sonra diğerlerini alırız. Buraya kaç dinozor geldi kim bilir ya. Şimdi öncelikle bir Fadime, pardon. Fahriye nereden çıktı ya? Fadime gel bakalım. Seni bir yerine, diğer çatıya götürelim. Aa biz daha demirleri falan işlemeye başladık. Başlamadık daha. Bizim çok işimiz var abi. Biz daha demirleri işleyeceğiz. Amanın amanın amanını yandım. Daha dodolara bakacağım. Dodoların oraya kamp ateşi falan kuracağım. Kardeş hedefine saldır sadece. Gel bakalım Şakir'e. Abi ben bu Bronto'yu nasıl kullanacağım? Fiziksel saldırı değil de biraz hareket hızı falan verelim ya. Dur depinme depinme, bizimkileri yok edeceksin. Şakir'e depinme. Dön yavrum. Dön 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 dön. Deprem gibi yürümüyor mu? İyi buraya kadar yeter. Harbi deprem gibi yürüyor ya. Yavaş 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 hop. Çat. Tabii o damage'i yiyeceğiz. Gidelim şuradan tekrardan bir su dolduralım. Az kaldı arkadaşlar. Az kaldı. Sabır sabır. Bu bilgisayarda ölçüp biçme işlemlerini kolay kolay yapamıyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Hani kaydı durdurayım baştan açayım falan filan yapamıyorum. Baya baya sıkıntılı. Shakira da şurada dursun. Shakira'yı seviyorum ya, çok hızlı koşuyor. Ve göz bebeğimiz Yasemin. Yasemin'e de hedefe saldırır pozisyona getirelim. Yasemin gel bakalım hedefe saldır.
Yasemin'i şöyle birazcık daha hızlı koşturtursak iyi olur gibi. Yani şu anlık damage'inden falan yana bir şikayetim yok ama birazcık daha koşturmamız lazım gibi sanki. Şimdi buradan Ceyda'nın oraya gidip onun da davranışlarını saldırgandan hedefine saldırı alacağız. Çok güzel. Fadime seviye almış. Stamina Fadime. Son olarak dodoları düzenleyeceğim. Dodolar gerçi yerlerinden çıkmıyorlar ama ne olur ne olmaz. Onları da saldırgandan alalım. Bir şekilde kapıyı açık unuturuz. Bir şey olur, bir yerden fırlayıp saldırırlar. O kötü olur bizim için. Merhaba. Arkadaş ben torun sahibi olmak istiyorum. Niye sizde tık yok? Şimdi davranış hedefine saldır. Davranış hedefine saldır. Davranış hedefe. Davranış hedefe. Davranış hedefe. Son olarak bir sen kaldın herhalde. Hedefe. Sizler hedefinize saldırın. Ben bütün dinozorların seviyelerini kontrol edeceğim. Merak etmeyin. Ama onları bölüm sonrasında yapacağım. Seni birazcık daha şu kenara alsak iyi olur sanki. Gel böyle. Bizim çar çok hızlı, çok iyi koşuyor bu arada ya. Gel 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 gel. Sakin 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 sakin. Öp dur. Oh çok şükür. Düzeltmem ne kadar zamanımı aldı? Ulan 5-6 dakikadır bunlarla uğraşıyorum ya. Kazara X'i tuşuna bastım diye. Fena bir şey ya. 5-6 dakikadır bunlarla uğraşıyorum. Neyse. Şimdi Yasemin'i alalım. Yasemin'de yemek falan vardı herhalde ya. Bayağı bir. Kıyafetlerimiz falan da iyi vaziyette. Hatırladığım kadarıyla. Bakalım. Aynen öyle. Yemeğimiz falan da var. Şu keratinleri falan alalım. 50 tane adamı saldırttığım için doğal olarak hedefe saldırı ıslığı dedim. Ortalıkta kan gövdeyi götürdü arkadaş. Neler olduğunu anlayamadım ya. Şurada metallerimiz pişmeye devam ediyor herhalde. Aynen öyle. Metal külçe üretilmeye devam ediyor. Kömürden dolayı yer kalmama durumu olmaz inşallah. Gerçi 200'e kadar steklenebiliyorsa hani iki tanesinden bir tane geldiğini varsayarsak iki tane 200'lükten bir tane 200'lük gelecek demektir. Yani mutlaka yer yeter. Sıkıntı olmaz. Onlar eriye dursun. Aslında ben böyle bir su altı yaratığı evcilleştirmek istiyorum ya. Megalodon tarzında hani bir köpek balığı falan filan bulabilirsem evcilleştirmek istiyorum ama. Bu arada suyun altında birazcık benim nefesim daralıyor ya ister istemez. Nereden bulacağız biz bu su canlılarını? Çünkü suda da seyahat etmek istiyorum. Olmadı şey yaparız ya, sandal yaparız. Sandal yaparız abi keşifler için tabi. Birazcık Genze'ne su kaçtı sanırım arkadaşın. O da öyle bir yakar ki var ya Genze su kaçması. Öyle bir yakıyor ki Genze'ni. Havuza falan gitmişler bilir. İnanılmaz derecede pis yakıyor ya. Şuradan verebildiğin kadar yemek ver kardeş. Şuradan bunu koyalım. Yukarı çıkıp diğer materyalleri de koyacağım. Terliyorsun kısa sürede serinle. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. İyi, her şey yerli yerinde. Ben gidip Yasemin'i alıp yok edebilirim ya. Şöyle şuradaki dodoları falan filan yok edeyim. İyice bir seviye kastırayım bizimkine. Parasaur kendine gelene kadar alıyor zaten ya Parasaur'u. Benim hiç kaplumbağam yok aslında. Bir tane kaplumbağa evcilleştireceğim ya. Birazcık eğerini yapması falan uzun zaman alıyordu ama evcilleştireceğim yani. Yani Pteradon'a uçmayı denemek de birazcık mantıksızdı. Tamam, kabul ediyorum. %600 fiziksel hasar. Yeter be. %1000'e falan getirip böyle bir şeyi falan arttırsak 10 numara olur aslında. Birazcık geri et atalım.
Zaten avlanacağız. Abi şu kaplumbağayı şey yapsam mı acaba? Gerçi hedefe saldırı modundayken beni takip etmesi gerekiyor. Bu kaplumbağayı evcilleştireceğim abi ya. Bir tane tosbağa istiyorum ben base'ime. Bir tık daha can verelim. Dur kardeş şimdi bayıltıcı oku al. İnşallah 9 tane bayıltıcı oka gidersin kanka. Yanından hemen meyve sebze toplarız zaten. Derdi olmaz. Aha. Abi bu bayıltıcı oklar çok işe yarıyor ya. Tamam. Şimdi hemen envanterine yiyecek falan koyalım. Kaplumbağa ne işime yarayacak bilmiyorum da böyle. İlerleyen zamanlarda hayvanat bahçesi yapma gibi bir projem var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ya hayvanat bahçesi gibi bir şey yapacağım yani böyle birazcık şu arkın mimarisini falan bilsem böyle bir tane kule gibi bir şey yapacağım ve o kulenin her katına şey koyacağım abi böyle dinozorlardan koyacağım. Hani küçükten büyüğe doğru gibi hani Gonzales, Mükerrem atıyorum bizim Dodolar. Hayvanat bahçesi gibi bir şey yapmak istiyorum açıkçası ya. İyi bu süre zarfında acıkmışsındır diye tahmin ediyorum. Şöyle narkoları falan vereyim sana. Steam meyvesini falan da veriyorum da inşallah onu yiyecek kadar akıllı değildir ya. Şunları ya bakayım bir bilinçsizleş. 4 seviye mi? Tamam eğitim seviyesi %100 güzel güzel. Sıkıntı olmaz toplayalım buradan meyveleri. Ben zaten hızlı topluyorum abi. Bir de Char çok hızlı koşuyor ya. Char'a öyle bir hız kastım ki. İnanılmaz derecede hızlı koşuyor abi. Bu arılar eğitiliyor mu bilmiyorum bu arada. Ve arıların eğitilip eğitilmemesini pek önemsemiyorum açıkçası. Bu arada bir dahaki videolara girerken daha dikkatli olacağım söz merak etmeyin. Her video bu kadar uğraşmayız böyle. Ama ben takıntılı adamım hani simetri hastalığı var bende. Her şey böyle yerli yerinde düzenli olsun istiyorum. Oyunda bile olsa o düzene sahip olma hoşuma gidiyor. Bu yüzden uğraşıyorum aslında biraz da. Şöyle şunları verelim. Şunları da atalım. Tohum toplamıyorum artık. Zaten ben tarıma geçme olayını tedavülden kaldırdım biraz. Güzel fırlıyoruz ha. Yasemin gel biz seninle şunu halledelim ya. O çok pis kanıyor ya. Güzel, güzel. En azından keratin falan topluyoruz diye düşünelim ya. Yeterince yemek verdim diye düşünüyorum sana. Hareket edemiyor yaratık ya. Hareket edemiyor. Çok fazla şey yükledik üstüne. Ne alemdesin Ninja Kaplumbağa? Bunun adını şey koyacağım. Domatelli. Ay. Donatörle yerine küçük kelime oyunlarıyla işte düşük IQ'mu tatmin ediyorum. Ne yapalım? Ne indireceksin acaba? Çok merak ediyorum böyle. En son bir şey indirdiğinde 3 parça donmon bir şeyler attıydın çünkü. Şu an pek merak etmiyorum açıkçası bana ne vereceğini. Hadi oğlum hadi. Evcilleştirme verimi. Kafasını vurduğunuz zaman daha çok düşüyor arkadaşlar evcilleştirme verimi. Şu an 99.7 ya misal. Kafasına vursam daha sıkıntı olacaktı bu. Donatello değil de Domatelle yapacağım ya. Domatelle. Takip et bakayım beni. Yasemin can çekişiyor bu arada beni taşımak için ya. Eyvallah abim. Ben niye bir kaplumbağa evcilleştirdim onu da bilmiyorum da. Hedefine saldır. Hedef menzili en düşük. Takip mesafesi en düşük. Gel. Gel bakayım gel Domatelle gel. Abi dinozorun bacaklarını falan kıracağım bugün işte ya.
Domatelle'nin gelişe bakar mısın? Body body yürüyor. Body body yürüyor. Gel gel. Daha 5 seviye. Ben buna eğer meğer kasarım ya. Çimento falan lazımdı herhalde. Bir saniye. Bu arkadaş için eğer Carbonarus muydu? Neydi bu ya? Karbon yok ya. Carbonames falan değil bu. Neydin oğlum sen ya? Carbonames aynen. Carbonames. Abi hareket hızı falan var aslında. Bu çocuk niye koşmuyor? Stamina falan verelim şuna. Bu çocuğun koşması lazım. Carbonames eğriymiş abi. Carbonames eğri çimento harcı istiyor 10 tane. 170 tane de deri istiyor. Tamam. Çimento harcı keratin ve taşla yapılıyor. Şimdi hallederim ben o Carbonames eğrini. Taş. Çimento harcı. Deri. Şimdi bir 10 tane çimento harcı yapacağız galiba. Şuradan girelim çimento harcı yapalım. Hıtıpıt. 9 tane mi? Yetecek mi 9 tane? Keratinim ya da taşım yetmedi çünkü. Carbonames. 10 tane çimento harcı istiyor. Taş lazım bize. Taş mı lazım, keratin mi lazım? Taş. Hayır ya dur, çürümüş eti at. Çürümüş et değil, taş. Ya şimdi yukarı çıkmaya üşendim. Hadi bana kısa vadede bir taş ver. 2 dakikalı. Ya yerde önceden elime atsam taş gelirdi. Nerede şimdi o taşlar? Yok ettim abi, güzel. Havalı bir giriş yapayım diyecektim ya. Neyse. Atlaya atlaya kendimi öldüreceğim bu arada. Ama çok hoşuma gidiyor be atlaması. Fazla yapamıyormuşum zaten. Onu öğrenmiş oldum. Tamam. Al çimento harcını. Carbonium seyri yap bir tane. Güzel. Artık Domatelle Kaplumbağa kardeşe de binebileceğiz. O Kaplumbağa kardeş neler yapacak bilmiyorum ama yani bana ne faydası olacak? Aman abi, bir açlık vuruyor, bir susuzluk vuruyor. Erken acıkıp susuyorum galiba. Ya da erken acıkıp susama meselesi değil, çok koşma meselesi. Çok koşuyorum, enerjim yeterli. Enerjim yeterli olduğu için çabuk ölüyorum. Bence artık birazcık açlık ve susuzluk vermenin vakti geldi ya. Şimdi bir saniye. Seni şöyle koyalım. Keratin bu. Keratin derilerin aşağısına gelecek. Deriler böyle gelecek. Lif şöyle. Lif böyle. Taş buraya. Çakmak taşını almıyorduk aslanım. Atalım. Çakmak taşı zaten aşağılarda. Buraya bol bol lif, odun falan filan koyuyorduk. Tamam, çok güzel. Şimdi şu Carbonames eğrini bir giydirelim şuna. Eğerle beraber 60 kilo ağırlık geldi lan. Eğer 20 kiloymuş komple. Gel bakalım Donatelle. Tam bir titrek enişte değil mi ya? Ne vereceğim bana? Gerçekten de çok işe yarar malzemeler veriyor ya. Ben bu oyunun yapısal sistemine hayranım gerçekten. Muazzam malzemeler veriyor. Ben bu kaplumbağayı kasacağım ya. Daha 5 level abi. Çok şey yapılır bu kaplumbağayla, çok. Yürüyüşü çok tatlı değil mi ya? Vallahi yürüyüşü bence çok tatlı abi. Bunu Gonzales'lerin yanına koyalım, seviye atlasın bol bol. Ne verilebilir? Enerji değil de hareket hızı abi. Hareket hızı falan kasacak bu ya.
Şimdi çok tatlı yürüdüğünü itiraf etmek lazım. Bu konuda hemfikiriz sanırım. Artık ufaktan hareket edemiyor tabii. Bir saniye, senin üzerindeki narkoları ben alacağım ya. O narkoları falan şey yaparız. Şunları da at, tohumları, muhumları. Tohum buluruz zaten her türlü. Güzel güzel. Bayağı yemek var üzerinde ya. Savaş hazırlığı gibi mübarek. Şu dibimizdeki şeyler ne? Onlara hiç gitmedim bak. Onları ufaktan merak etmiyor değilim ama. Fazla şey yapmayacağım. Bu arada bu benim ağırlığım fazla olduğundan dolayı yüremiyor. Şöyle şuraya bir yere çekeceğim. Gonzales'lerin oraya götüreceğim de benim için işkence ya. Gonzales'lerin oraya benim için tam anlamıyla işkence abi. Dur ya, şu tosbağayı şöyle çekelim. Yemin ediyorum araba park ediyor gibi hissediyorum kendimi ya. Gonzales sen buraya seviye ver. Şimdi abi biz hızlı hızlı gideceğiz. Üzerimizde narkolar da var ya. Çürümüş etleri toplayacağız bizimkilerden. Oo, 65 tane çürümüş et ne demek ya. Çürümüş etleri toplayacağız bizimkilerden. Narkolarımız falan da var. Şey yapacağız abi. Narko yapacağız. İlaçlar, narko. 30 mu? Et sayısından dolayı 30 değildir ya. Narko yetmemiştir büyük ihtimalle. Selam Eleanor. 50 tane et çürümüş be. Selam Elizabeth. 50 tane de senden çürümüş. Ben ya dinozorlarla artık eskisi kadar çok ilgilenmiyorum. Ya da yemeklerin çürüme durumunda bir sıkıntı var. Samuel. Abi yemeklerin çürüme durumuyla alakalı bir sıkıntı var bence ya. Bu kadar hızlı et tükenmez. Neyse, Yasemin'le avlar avlar bizimkileri besleriz de. Etebur beslemek çok sıkıntı ya. Otobur o kadar sıkıntı yapmıyor da. Mesela Ceyda. Ceyda'da bile 45 tane birikmiş ya. Ağır mı geldi kuzum? Anlaşılan bayağı ağır gelmiş abi. Tabii ben çoğu yaratıktan daha fazla ağırlık taşıyabildiğim için. Niye ev işareti var lan? Üşüyor mu ne? Olay ne? Çürümüş et taşıdığımdan zehirlendim mi? Sıkıntı ne ya? Tamam, narkolar craftlanıyor. Açım. Aynen, aynen. Muhtemelen sorunum aç olmamdı abi. Yani bir miktar et alıp pişirsem iyi olacak sanki. Yasemin. Ver yavrum bana bir 20'lik et. Pişireyim. Abi hızlı koştuğumda... Ya staminam çok iyi de koştuğumda artık şey yetişmiyor ya. Açlık falan yetişmiyor. O sıkıntı. Aynen, narkolar yetmiyor bu arada. Seviye mi atladım? Abi bir tık açtık, bir tık susuzluk artık. Survival yani. Bayağı bir eğer var. Eğerleri istedi. Ha, klima işte bu. İşte bana klima lazım. Klima için buzdolabını aç diyor. Buzdolabını aç, klimayı aç. Bayıltıcı dart. Narkotik taş yok, basit tüfek mermisi. Tüfek falan vardı değil mi? Ben daha tüfeği falan açmadım. Abi. Saldırı tüfeği. Öğrenelim de kardeş. Tabanca. Gelişmiş mermi. Lamba direği mi? Kamera mı? Elektrik falan mı? Fabrikatör mü? Ben daha samandan evde kalıyorum.
Zıpkın mıpkın tamam bunlar eyvallah da ben daha sana basit pompalı tüfek. Basit pompalı tüfek mermisi. Süper gübre. El bombası mı? Büyük tarım arsası. Bira varili. Abicim ne diyorsun ya? Tuvalet, süvari mızrağı. Ana. Oğlum biz çok gerideyiz lan. Abi ben Uga Çaka Ubamba Gubamba'dayım ben daha. Benim çağ... Ben çağ olarak çok gerideyim abi. Metal zırhı gömmüşüm. Tüfek müfek icat edebiliyorum. Ben ne tüfek var ne bir şey var arkadaş. Vay anasını be. Biz çok geride kalmışız babacım ya. Durum ne abi? Acayip geride kalmışız ya. Gidip iki tık ağaç kesip geleceğim evdeki şey için de. Ben bu kadar geride kalacağımızı tahmin etmezdim. İnanılmaz derecede geride kalmışız abi. Vay anasını be. Şu Gonzales'i bir tık daha seveyim sevilesi varsa. Aman pek bir ilgi aşığısınız beyefendi. 2000 canınız olacak neredeyse. 2000 can ne ya? Yemeği var mı bunların? Abi yemekleri yoksa da ben yalan söylemeyeyim. Oo bir ton level almışlar. Ben bunlara bayağı bir besleyeceğim de. Yemekleri falan yoksa da ben şeye güveniyorum yani. Biraz daha ağırlık taşı lan. Abi yemekleri yoksa da ben şuraya güveniyorum. Şimdi bir saniye. Ben klima yapmak istiyorum diyelim. Klima yapmak için neye ihtiyacım var bunların yumurtalarının şey yapması için? Klima. Saklama dolabı değil ulan. Klima için de fabrikatör falan gerekiyordur ya. Demirciden klima mı yapılır? Abi demirciden klima yapmayı deneyeceğim. Yapılar. Borular metal pişirme. Bira varili. Öf 100 çimento harcı falan diyor. Metal. Metal şey. Borular. Metal. Bir saniye. Borular. Metal. Bu ne abi? Su deposu. Yağmur suyuyla depolar sulama alanında falan kullanılır. İçecek olarak kullanılır. Doğru abi. Şimdi misal ada kıyısını seçmek zorunda değildik. Ada kıyısını seçmesek sıkıntı olabilirdi. Yasemin gel bakalım sen benimle. Ayda. Üzerimde ne var da hareket edemiyoruz ya? 100 tık odun var tabi. Abi çok geride kalmışım. Utanıyorum şu an. Cahilliğimden utanıyorum. Şu an cahilliğimden utanıyorum abi. Merhaba. Şuradaki etleri alalım. Narkolar uyuşturuyor gerçi. Narkolar kalsın. Bayatlamış etleri koy buraya. Oo, bizim saklama dolabına bak arkadaş. Birkaç yumurta var. Geriye kalan her şey çürümüş et. Saklama dolabında çürümüş et saklıyorum. Niye? Bayıltıcı ok yaparsam diye. Gerçi 200 bayıltıcı ok yapacak malzemem var ama. Şöyle koyalım bunları biz bir. Yasemin'le gidip diğer Bronto'yu keseceğim. Ondan sonra ufaktan bölümü sonlandırıp dinozorlarımla ilgileneceğim. Yasemin bunu keser herhalde ya. Kaç level olduğuna bağlı tabi de. Leveli önemli değil. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Dur ben ineyim bir bundan. Sen saldır yavrum. Fazla can vuramıyor bu zaten ya. Yasemin onu yok etti de arkadan bir şeyler geliyor. Şompilerle ayrı uğraşıyoruz, onunla ayrı uğraşıyoruz. Yasemin M kızım. M'din ama hareket edemiyorsun değil mi? Gel benimle. Ben binsem. Oo, ona rağmen hareket edebiliyoruz. Süper. Süper abi gerçekten.
Yasemin güçlü çar ya, parçalıyor. Şimdi şöyle yapalım. Yasemin gel bakalım. Aa, insanlar için sağlıksızdır. Bu parça çabuk kürür. En vahşi otoburlar bile bu ete bayılır. Yasemin hak ediyor yani. Çok Yasemin yiyecek bunları. Ben şuradan bir 20'lik alıp hepsine 20-20-20-20 dağıtacağım. Sen onları ye yavrum. Şimdi Elisa, Eleanor. Abi etler çabuk çürüyor bence ya. Ya etler çabuk çürüyor ben diyeyim yani. Elizabeth. Al bir 20'lik daha. Samuel. Koçum sen buranın alfasısın ya. Senin böyle seviye aldığını görmek güzel. Mutlu ediyor beni. Jonathan. Adama vereceğim diye kazara yedim değil mi? Neyse bir şey olmaz. Fadime. Al bakalım. Hop. Atlarız buradan ya. Bagda kalacağım, ondan korkuyorum. Neyse, Ceyda'ya bir şekilde et ulaştırırız ya. Şuna binip eti ulaştıralım. Ondan sonra ufaktan bölümü sonlandıralım. Maşallah pterodonlar falan takır tukur level alıyor abi. Ceyda merhaba. Al bunları. Fadime yürü. Tamam. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.